Oğlum, ha. Dükkan kapalı mı? Yok, açık numarası yapıyoruz. Ablacığım, ben de anahtarımı kaybetmişim de o yüzden kapalı şey yapamadık yani. Benim radyom arıza yaptı da. Öyle mi? Benim anahtarı buralara bir yere koymuştur çırak. Dur, dur, dur. Dur ben şu... Aha. Vallahi burada işte adamı tanıyorum ben be ya. Gel ablacığım, gel, 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 gel. Otur sen bakalım. Ver radyonu bana. Otur. Neyi var bunun? Sesi çıkmıyor, çalışmıyor. Sesi çıkmıyor, çalışmıyor. Evet. Tamam, ben onu halledeceğim. Hiç merak etme sen. O iş bende be ya. Şimdi ben bunu hallediyorum. Sen otur orada dinlen. Çay söyleyeyim mi sana bakalım? Teşekkür ederim. Tamam. Sen. Güzel. En sevdiğim müşteri. Bakalım neyi var bunun? İyi olacak be ya. Birileri ters takmış. Enayi. Gider ayak kefen parasından seni şöyle bir indireyim ben de görsen gününü. Ablacığım işte hemen şipşak oldu. Buradan oftan açıyorsunuz bak hop. Aa, ton ses. Radyoyu buradan böyle. Ay, artık bunun devamını evde dinlersiniz. Ellerin dert görmesin. Borcun ne kadar? Ellerim dert görmesin derken o zaman 50 kağıt yeter veya borcunuz 50 kağıt. Çok ucuz, ben sana altın vereyim. Dalga mı geçiyorsun sen acaba? Çeyrek altın yeter mi? Çeyrek altın yeter mi? Oldu olacak, tam altın var veya küsurat sever çünkü ben. Peki, size esirgeyecek değilim. Ben esirgeyecek değilim derken yok artık. Buyur, ana sütü gibi helal olsun. Konu nereden, nerelere geldi? Ablacığım bana mı veriyorsun sen bunu? Severdim. Tamirat karşılığında yani, öyle değil mi? Altın veren maneviyat olsun be. Ay, sağ olsun ablacığım. Hayırlı dinlemeler. Sana da iyi günler, hayırlı işler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Ne demek? Ne demek? Güle güle, güle güle. Harbiden kadın. Kadın bunak bunak galiba ama olsun be. Kimse şey yapma. Erken kalkan esnaf her zaman kazanır arkadaşım. Gençler selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz bakalım? Aa şşt. Bak. Sapsarı. Pırıl pırıl parlayan tam altın güneşten kopmuşçasına geliyor buraya bak. En son ne zaman gördün acaba? Kesin sünnetinde falandır ha. Arkadaşlar diyorum ki mahallede böyle boş boş oturmayalım. Kahvede boş günümüz geçiyor zaten. Gelin ayda bir altın günü yapalım. Ne dersiniz? Bu ay benden başlasın çünkü altın gününün fikir babası benim. Ne dersiniz? Sonra da kurayla sıra kimdeyse onu çekeriz ve buluruz. Ne dersiniz? Ha? Ya Allah aşkına Cuma Usta, bu mahallede senin ipinle kuyuya inecek bir Allah'ın kulu var mı ya? Bir de altın günü falan diyorsun. Sen o altınları alır kaçarsın be. Aa, senin çağrın oldu mu altın gününe hemen zıplıyorsun oradan bakalım. Oo, Kazım Bey, sizin de arkadaşınıza laf sokuluyor burada. Siz hiç kollamıyorsunuz. Bugüne kadar ne yamuğumu gördünüz benim bakalım? Ha, söyleyin. Adnan oradan. Bak, geometride yamuk neyse mahallede de Cuma aynı şey. Bugüne kadar biz senin bir iyiliğini gördük mü? Ha? Merdan, gördük mü lan? Sen söyle. Vallahi Kazım, biraz düşünmem lazım. Yani çok zaman geçti tabii. Belki bir tane çıkar ama. Kazım, düşünmem lazım. Allah belanı versin be. Bugüne kadar bu kahveden içeri tam altınla giren oldu mu? Çeyrek altınla bile kapının önünden geçen olmadı. Sen niye anlatıyorsun ki ben? Ver bakayım sen şunu, sahte mi değil mi bir bakayım. Hayatta vermem. Hayatta vermem, bu benim altınım. Nasıl hayatta vermesin? Bende ki. Lan! Ne zaman aldın lan onu? Bak, oğlum rahmetli Bruce Lee'nin eli geçti bana. Altın gibi değerli maddeleri hayatta kaçırmam, haberin olsun. Bir bakayım sahte mi değil mi? Sahte lan bu, demiştim ben sana. Harbiden sahte. Nasıl sahte? Olur mu? Sahte olamaz. O sahte olamayacak kadar gerçek. Oğlum o benim mirasım ya. Miras kaldı o bana. Vallahi ben kadife keseleri içinde onu saklıyorum. Dedemin dedesinin dedesinden kalma, o sahte olamaz o. Hadi lan oradan, mirasmış. Oğlum sizin sülalede herkes senin gibiyse anca borç bırakırsınız birbirinize siz. Hadi oradan be. Sülaleme dil uzatanın yerini kopartırım, haberiniz olsun. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz be? Ben Arnavut Ali'nin torunuyum. Arnavut Ali'nin nasıl bir insandı o biliyor musunuz? Siz onu böyle 100 metreden görseniz kaçacak delik arardınız yani. Öyle bir adam. Al lan al, madde bas al. Ya aslında altın günü değil de sahtekarlık günü mü yapsak? Bir kişi ayda bir herkesi tokatlasın. Nasıl fikir ama? Sahte falan değil bu altın, tamam mı? Sahte falan değil. Ben dedemin dedesinin dedesinden kaldım. Ben Arnavut Ali'nin torunuyum. Kime
Ha, yedik canım, yedik. Hadi. Zaten bu gerçekten ya. Ulan bu nakkarı kazıkladı beni galiba. Ben nasıl düştüm o tufaya arkadaşım ya? Benim bu parayı bir yerden çıkarmam lazım. O 50 lirayı bir yerden çıkarmam lazım ki moral motivasyonum artsın benim be. Selamünaleyküm Hakan Bey. Oğlum sana şey lazım mı? Altın falan ha. Bak önümüz yaz. Akrabaların falan böyle bir düğünü, nişanı bir şeyi var mı ha takacağım? Var da bizimkilerde altın alacak para var mı? Onu bilemem yani. Ben şahsen damada bahis kuponu, gene de indirim kuponu takan adamım yani. Sahte altın takacağım mı oğlum? Şimdi moda bu. Vallahi Eminönü'nde bunun dükkanları var. Sahte altın satan dükkanlar. Sahteler asırlarını yaşatır zaten. Oğlum al, ben sana bir tane vereyim istersen. Kral gibi şekil yaparsın. Ne dersin ha? İster geline takarsın, ister bir arkadaşını kandırırsın. Üç kağıda getirirsin. Komşu fiyatı 50 kağıda bırakırım bunu sana. Cuma Usta, çık bak bakayım. Dükkanın önünde ne yazıyor? Bu dükkan kim? O altını senden 50 liraya alırım. Ustama da 100 liraya aldım sahte çıkılarım. Bak bir de yemin ederim o zaman ne oluyor sen düşün. Ne yapıyorsun sen be ya? Ne yapıyorsun sen? Aa, kimseye iyilik de yaramıyor be ya. Ben sana 50 liraya 1 milyonluk şekil vaat ediyorum. Sen gizliden gizliye beni tehdit ediyorsun öyle mi? Yemem ben bu numaralara. İşin düştüğünde gelirsin ondan sonra. Cuma hasta, cuma hasta diye kuyruğumu tutmaya çalışırsın. Avucumu yanarsın o zaman sen göreceksin. Ey ey ben var ya koskoca Arnavut Ali'nin torunuyum be ya. Böyle kuru yürütüye pabuç bırakır mıyım? Yemezler. Kimden korkacağım lan ben? Ama yani bir tane bedava verirsen olur tabii ki de. Bedava ediyorum. Hayata bak be. Adın çıkmış 9'a inmez 8'e. Ne yapacağım ben arkadaşlar? Benim bu sahte altını hemen hiç değilse bir 50 liraya dönüştürmem lazım baksana. Keklik avına çıkmışım gibi elim veleri bile dalga geçiyorlar da be. İkinci şans bana bu. İyi kalpli Üzeyir arkadaşım benim. Olursa bu olur, başkası da yalan olur bence. Üzeyir, hayırlı işler. Sağ olasın. Üzeyir, şuradan bana böyle güzel bir poşet yap. Organinden olsun, orijinalinden olsun. Böyle olgun dolgun böyle doldur bir iki poşet. Hadi bakalım. Vallahi Cuma'cığım, poşet meyve yapabilmek için önce kağıt bir alete ihtiyaç var. Anlatabiliyor muyum? Canlı diyorlar ona. O canlıyı getirirsen ben sana poşetini takdim ederim yani. Aman aramızda paranın lafı mı olur be Üzeyir? Nasıl konuşuyorsun sen? Sen manav mısın, banker misin bakalım? Sana meyve isteyeni hemen meyveyi doldurup vereceksin. Para mara ne oluyor böyle sürekli para koy. Bu nasıl bir esnaflık ama bakalım? Cuma, borç defterin arşu ala olmuş durumda yani. Anlatabiliyor muyum? Ben oradan birazcık bir miktar para almadan sana herhangi bir şekilde meyve sebze veremem yani. Öyle söyleyeyim sana. Bak aramızda paranın lafı olmaz diyorum. Hala cak 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 konuşuyorsun. Sana para vermeyeceğim. Ben ödemeyi altın olarak yapacağım. Saatedir lan o. Ne saati olur mu ya? Ne saat? Bak şimdi kalbimi kırdım. Yemin ederim şu kırılan kalbimin mimarı olamazsın. Ben bunu var ya doğacak yeğenim için almıştım. 9 aydır da bekletiyordum ama... Ama? Ama... Ama bebecik doğumda vefat etti be. Vallahi kız kardeşim nasıl perişan, biz nasıl perişan, elimiz dökülmüş, mahvolduk yani. Şimdi buna baktıkça böyle hep o bebeciği hatırlıyorum. Ben bunu kuyumcuya götürsem olmaz, evde saklasam hiç olmaz. Bari en yakın arkadaşlarımdan birine vereyim de böyle onunla beraber gitsin diye düşünürdüm ben. Ya tamam, tamam, tamam Cuma abi. Kalsın sen de o, tamam mı? Onun cebine koysan gerek yok paraya falan. Fakire fukaraya dağıtırsın. Ben halledeceğim o işi. Yok olmaz olmaz. İlla ki bunu sen alacaksın. Yani benim gözümün önünden gitsin. Hep o bebeciği hatırlıyorum ben. Al bunu sen. Al bunu benim borcumdan düşersin. Artanında nakit olarak verirsin bana artık. Ne lazım sana? Vallahi ne lazım olacak? Bugün işte taziye ziyareti. Çünkü bütün akrabalar benim eve akın ediyorlar. Sen oradan da olur bak, bakalım bir şeyler. Poşetler yiyecek. Sebzedir, mevzedir, meyvedir. Hadi bakalım. Koyarım ben. Sen git hadi taziye evine git. Yasanı tut sen. Yok yok eve kadar getirme sana o kadar zulüm olmasın. Vallahi olmaz. Ya git kardeşim ya. Seni gördükçe bir içim bir hoş oluyor. Lütfen gitsen ya. Sen var ya bu mahallede bir tanesin yemin ederim. O iyi kalbinle bu mahallede parlayan bir yıldız gibisin. Bir tek sen varsın kardeşim benim. Kardeşim. Acıtma.
olsun. Sağ ol. Dostlar sağ olsun, kendini bu kadar yıpratma. Biz de alışıyoruz yavaş yavaş be ya. Çok iyi bir adamsın sen, çok iyi bir adam. İyi ki varsın, iyi ki, iyi ki sen varsın. Yoksa ben bunu nasıl oradan indirecektim? Alışamadım ya. Geç buradan, geç. Arşimet. Meyve mi söylesek ya? Ha söyle söyle söyle. Üzeyir. Ha? Bize biraz mandalinayla elma getirsene ya, içimiz kıyıldı. Tamam abisin, siz de bana bir çay koyun. Hadi bakayım. Tamam. Muz da koy Üzeyir, muz da koy. Koyacağım, koyacağım. Bir tane daha koy lan. Hasbinallah. Ha. Şu meyveniz gençler. Sağ ol. Şunu da al. Bu da Selami Bey'in çay parası. Vallahi onu gelince sen öyle hesaplaşırsın artık. Ben sana meyvelerin parasını vereyim. Ne kadar tuttu? 20 lira verseniz yeter ya. Oha. Oha lan. 20 lira meyve mi olur lan? Kardeşim, bir kilo mandalina, bir kilo elma, ondan sonra iki tane de muz yani. Getirdik herhalde. Nereden getirdin? He? Uzaydan mı getirdin sen bunları? Kardeşim, Kazuman'la birlikte meyveleri buraya getirmek için uzay mekiği mi kiraladınız? Sevgili Tellak, bak yeni bir promosyon başlattık biliyor musun bilmiyorum. Gördün mü? He? Promosyonlu ürün oğlum bunlar, promosyonlu. Bunun içinden altın çıkıyor, altın. Anlatabiliyor muyum? Bir tane meyve alıyorsun, yiyorsun, altın. Anlatabiliyor muyum? Çıkmaz demeyin, şansınız deney size de çıkabilir. İkinci ya. Şans manavı. Ciddi misin lan sen? Tabii oğlum, herhalde yani. Bir günde ikinci altın vakası. Önce Cuma Usta, sonra sen. Ne iş bu ya? Bak ben sana diyeyim, bu işin altından kesin Cuma Usta çıkacak ha. He, altını Cuma verdi bana. Hatta yeğenini için alacakmış ama bebecik ölmüş. Vay terbiyesiz. Ölmüş dede. Vallahi ölmüş. Ulan Cuma şimdiye kadar kimseye günahını vermemiş. Bebeğe altın mı takacak? Düdük. Ya oğlum böyle bir durumda dalga geçilir mi? Hasta mısınız siz ya? Allah'ını seversen ya. Bu bildiğin hayvanlık yani. Ya Üzeyir sen Cuma Usta'yı tanımıyor musun ya? Onun söylediği 10 lafın 9'u yalan, bir tanesi iftiradır be. He, sahte oğlum, sahte o. Biz gördük aldığını bir kere ya. Ben bizzat şahsen yaladım baktım, kontrol ettim. Yok efendim dedesinden miras kalmış da, ya atalarından kalmışmış da, kadife keselerin içinde onu muhafaza etmişmiş de falan filan. Hepsi yalan, yalan. Ulan Cuma, ulan Cuma, sahtekar Cuma. Bak torba torba meyve götürdüm ben biliyor musun? Onların hepsini tek tek yedireceğim ben onlara. Yedireceğim, yedireceğim hepsini. Ya Üzeyir, şş, üzülme lan. Vallahi fırsat ayağımıza kadar gelmiş olabilir. Bak biz ne yapalım ona biliyor musun? Ne yapacağız lan? Gel bak gel. Amazon ağda, bağırın yeri. Kimin yeriydi, kimin yeri oldu be? Hayata bak. Çok yersiz bir hareketti bu. Bağır, onun intikamını alacağım, haberin olsun yani. Senin ilgisi yok, stres yapma kendine, tamam. Aradan geçtin, sadece şey yapma kendine yani. Lan dolanıp durma dükkanın önünde, zaten sabaha kadar uyuyamadım. Başım ağrıyor, başım. Bir de pıt 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 konuşuyorum. Tipe bak, görüntü kirli değil sana. Benim sesime, benim tipime... Aa, sen kurban ol be, kendi halini görmüyorsun galiba. Bahar dalı gibi çıktı öyle ağdacının karşısında. İyiden bozdunuz kendinizi, yemin ediyorum yani. Ne yapıyorsun Cuma? Ne yapayım işte böyle yani, İsmail'le uğraşıyorum ben. Sen bugün altın günü falan dedin ya. İyi. Bugün benim için harbiden altın günü oldu lan. Hayırdır inşallah, nasıl oldu bakalım? Bu bizim Üzeyir sürprizli meyve diye bir şey icat etmiş. İyi. Meyvelerin arasına altı koymuş bir tane. O da bana çıktı. İyiden çıktı bu, yemin ederim Üzeyir bu. Değil bu. Vallahi ben orasına karışmam ama siz yabancı değilsiniz. Altını geri verin dedi, vermedik tabii. Sen olsan verir miydin Cuma Usta? Verir miyim be ya? Siz verdiniz bakalım. Yok vermedik. Biz de gittik kuyumcuda bozdurduk altını. Tabii tabii, kuyumcuda altını bozdurdunuz. Yer miyim ben bunları be? Yer miyim ben bunları? Hiç merak etme. O sahteydi. Sen şimdiye kadar onu bozdurmuş olsan kuyumcu senin ağzını yüzünü indirmişti. Çoktan polisliktiniz. Sahte lan o altın. Polislik olmuştuk. Ağzımı yüzümü kırmıştı. Al bak. Burada. O ne lan?
Kuyumcuya gittim, bozdurdum dedim. Al bu parası. Al bu da fişi. Aa, sen onu bozdurdun mu? O sahte değil miymiş? O gerçek miymiş? Ne sahtesi oğlum? Biz sabah seni kekledik lan. O zaman o benim param. Nasıl senin paran? Benim param, o benim altınımdı. Çünkü üzerine ben verdiydim onu bayağı. O benim param. Vallahi hiç eline çakarım. El senin paran manan değil. Çek eline. Bak bak. Şirket misiniz lan siz? Ver bakalım. Ver onu. Getirin lan. Benim param onu. Para benim. Ablacığım ya. Allah'ın tersiniz ya. Birinizde arka çıkmıyorsunuz. Bunlar hep benim paralarımı yiyorlar. Yemin ederim emeklerim eve ağlıyor. Ben çalışıyorum, çabalıyorum yani. Gerçek miymiş o altın? Ay, ben yine mi kafaya düştüm arkadaş? Yemin ederim şuramı bir ağrı saplandı. Ay, nereye gidiyorsun lan? Şuradan buz getir. Kahveye dön. Git kahveden buz getir bana. Lan buz getir diyorum sana. Cuma ya, ağlama ya lütfen. Bebek falan hatırlatıyorsun. Benim de bir acayip oluyorum böyle yani. Ağlayasım geliyor. Yapma böyle. Ne oluyor be ya? Bebecik yok. Onları ben... Sen niye kendini bu kadar yoruyorsun? Kandırdı beni bu Kazım var ya. Kandırdı beni, yemin ediyorum. Geçen gün bunak bir kadın dükkana geldi, radyomu tamir et dedi. Tamir ettim onun radyosunu, bana kesesinden bir altın çıkarıp verdi. Bu Kazım var ya, o altına sahte dedi. O altın var ya, o altın. Sahte değilmiş, gerçekmiş be. Ya sonuçta yani sahte bile olsa bak benim demek ki temiz kalbimle birlikte o bir gerçek altına dönüştü yani Cuma. Temiz kalbinin içine be ya, o parayı vereceksin. O para benim param, paramı ver. Paramı ver lan, paramı ver. Demek itiraf ediyorsun bana sahte altın kakaladın ha? Bebek dedim, melek dedim, bir şeyler dedin. Ha, bana sahte altını kakaladın ha? Şimdi ben sana bunu yutturayım mı lan? Ne yuttur? Yutturayım mı bunu şimdi sana? Ha, yutturayım mı sana? Bana be, kimin altını bu? O var ya senin altın, senin sahte altın. Nasıl bülbül gibi öttün, değil mi lan? Ha? Alkan seni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.